Bu videoyu izledikten sonra artık hepiniz bir bilim kurgu filmi çekebilirsiniz deyip tabii ki de kendi asıl işimi küçümsemeyeceğim. Ben de bir görüntü yönetmeni ve yönetmenim. Aynı zamanda görsel efektçiyim. 3D değil ama After de iyiyimdir. Fakat artık eskiye göre bir filmin üzerine görsel efekt yapmak çok daha kolay hale geldi. Ama şöyle bir parantez açıyorum. Tabii ki bunu çok profesyonel yapanlar ayrı bir yerde. Bunu basit olarak yapanların işini inanılmaz derecede kolaylaştıracak bir yöntem göstereceğim. Dün kısa video olarak paylaştım hem Instagram'da hem de TikTok hesaplarımda. Böyle bir Last of Us sahnesi yaptım. Bunu da Photoshop'un yeni yapay zeka destekli Generative Fill özelliğini ve daha sonra da Premiere Pro'yu kullanarak yaptım. Ve ortaya çıkan sonuç gerçekten çok güzel oldu, çok keyifli oldu. Eminim siz de izledikten sonra hemen denemek isteyeceksiniz ve çok keyifli vakit geçireceksiniz. Onun garantisini veriyorum. İlk olarak yapacağımız çalışmanın sonucunu bir görelim. Daha sonra da yapımına geçelim. Evet, gördüğünüz gibi sonuç gayet iyi arkadaşlar. Tabii ki muhteşem değil. Yani gidip bunu bir uzun metraj filmde kullanamazsınız. Ama kendi yaptığınız basit işlerde, düşük bütçeli işlerde, düşük bütçeli klip çekimlerimde, kısa filmlerde, belgesellerde... Belgeselde çok olmaz da hani bu tarz manipülasyonlar. Ya da sosyal medyaya yaptığınız işlerde bu tarz görsel efekt oluşturabilirsiniz videolarınız için. Ama burada dikkat etmeniz gereken önemli bir şey var. Bu arada şunu da hatırlatayım. Bu videoda yaptığım videonun... Yani yani şimdi birazdan yapacağımız videonun orijinal halini sizlere de vereceğim. Açıklama kısmında ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Sizler de kendiniz deneyebilirsiniz o video üzerinden. Önemli olan şey burada ne? Bu video arkadaşlar statik bir çekim. Yani duran bir çekim. Bunu da ya tripod üzerinde çekmeniz gerekiyor. Pozlama manuelde olması lazım. Yani bütün ayarların manuelde olması gerekiyor. İşte odak uzaklığının değişmemesi, işte diyaframın değişmemesi, ISO'nun şatırın değiş... Şatır çok önemli değil ISO'nun değişmemesi gibi önemli noktalar var. Yani manuel ayarlarda tripod üzerinde çekmiş olmanız lazım böyle bir video üzerinde oynama yapacaksanız. Ha küçük küçük kamera hareketlerinde de bu tarz bir videoyu oluşturabiliriz ama o başka bir videonun konusu. Onu da After Effects'te yapacağız. İlerleyen zamanlarda onu da anlatırım. Şimdi durağan bir çekim üzerinde bu tarz bir videoyu nasıl oluşturabiliriz? Gelin hep beraber bakalım. İlk olarak tabii ki Adobe üyeliğiniz olması lazım. Crack'li kullanıyorsanız bunu yapamıyorsunuz arkadaşlar. Adobe üyeliğinde Creative Cloud içerisindeki beta uygulamalarında Photoshop beta'yı bilgisayarınıza yükleyip bununla alakalı bir detaylı videom var onu izleyebilirsiniz. O yüzden şimdi buraları çok anlatmayacağım. Ve tabii ki bir de Premiere Pro'nun bilgisayarınızda kurulu olması gerekiyor. Gerçi maskeleme yapabildiğiniz herhangi bir programda olabilir. Final Cut ya da DaVinci'de de yapabilirsiniz. Evet şimdi sizlerle birlikte çakma bir last of us sahnesi yapacağız. Çin malı last of us. Sizlere de aşağıda açıklama kısmında verdiğim video şu şekilde bir video arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tripod üzerinde çekilmiş. Bütün ayarları manuel. Yani pozlaması değişmiyor videonun. Odak uzaklığı değişmiyor. İki adam böyle yürüyor. İki tane sırt çantalı adam. Şimdi buradan ilk olarak bana bir ekran görüntüsü gerekiyor. Çünkü Photoshop'ta üzerine eklemeler yapacağım. Şöyle sona doğru geliyorum. Neden sona doğru geliyorum? Çünkü şu adamlar en çok nereye gidiyor onu görmem gerekiyor. Sonlardan bir yerden bir ekran görüntüsü alacağım. Bunun için de şurada arkadaşlar program penceresinde Şöyle biraz daha büyüteyim. Şurada export frame butonunu göreceksiniz. Eğer ki göremiyorsanız kendi Premiere'inizde kapalıdır bu özellik. Daha doğrusu bu kapalı değildir de burada yoktur. Şurada artı butonla tıkladıktan sonra burada bakın kamera işareti var. Export frame bunu alıp şöyle aşağıya da atarsınız ve artık burada olur. Buraya tıklıyoruz. Daha sonra buna bir isim veriyorum. Last of us Photoshop dedim. Bunu JPEG olarak kaydedeceğim. Daha sonra kayıt yerini seçiyorsunuz. Masa üstüne kaydetsin. Okey diyorum. Yani bu görüntünün orijinal çözünürlükte ekran görüntüsünü aldık. Aldığım ekran görüntüsünü Photoshop'ta açıyorum arkadaşlar. Şimdi burada artık tamamen hayal gücünüzü çalıştıracaksınız. Daha önce yani dün paylaştığım videodaki aynı sonucu alamayacağız. Çünkü yapay zekanın olayı bu. Her bir seferinde sizlere başka sonuç verecek. O yüzden ne çıkacağını ben de bilmiyorum. Sizlerle birlikte göreceğim. İşin keyifli kısmı da bu aslında. Yani ne çıkacağını bilmiyorsunuz. Sizin için de sürpriz oluyor. Şimdi bu sanki gelecekte bir konsept gibi yani post apokaliptik bir dizinin bir filmin sahnesi gibi düşünelim İşte Last of Us'ın bir sahnesi gibi düşünelim böyle sağda solda hurda arabalar görmek istiyorum ben şimdi Last of alıyorum arkadaşlar buradan şurayı şöyle seçiyorum. Ve burada Generative Fill butonuna tıklıyorum. Bunu daha önce anlatmıştım o yüzden bir kere daha tekrarlıyorum. Buraları çok detaylı anlatmayacağım şu anda. Photoshop Generative Fill videomu izleyebilirsiniz. Buraya Junk Car dedim. Yani hurda bir araba dedim. Sadece İngilizce arayabilirsiniz. Daha doğrusu İngilizce yazabilirsiniz promptlarınızı. Ve Generate diyorum. Şimdi sonucun gelmesini bekliyorum. Her seferinde muhteşem sonuçlar gelmeyebilir bu arada. Gelmeyecektir de. O yüzden tekrar tekrar denemeniz gerekiyor. Size 3 tane varyasyon veriyor. Şimdi birincisi bu. İkincisi bu, üçüncüsü de bu. Yani üçüncüsü hiç fena değil aslında ama bir kere daha deneyelim. Yine generate diyorum. Bir daha seçmenize gerek yok aynı bölgeyi. Tekrar generate derseniz 1-3 varyasyon daha verecek size. 1-3. 1 3 tane daha. <laughs> Aa evet bak bu çok iyi oldu. Bir böyle bir şey yaptı. Bu da güzel. Bu da güzel. Ama şu birinciyi beğendim ben. Evet üzeri böyle paslı maslı baya güzel oldu. Tamam bu kalsın. Şimdi bakın bu her bir oluşturduğunuz görsel yeni bir katman olarak ekleniyor sağ alt tarafa. Şimdi şuraya bir tane daha oluşturacağım. Bir hurda araba daha. Şöyle bir bölge seçelim. Junk car dedim. Generate diyorum. Yine bana 3 varyasyon verdi. Bence ilki çok güzel oldu bu arada. İki bu. Bu da hiç fena değil. Bu da güzel de birinci bence güzel oldu ya. Yani yerleştirmesine bakar mısınız? Çok iyi. Burada hani çimenlerin arasındamış gibi sanki gerçekten yıllardır oradaymış gibi yerleştiriyor. Eskiden gerçekten böyle bir şey yapmak için saatlerimizi harcıyorduk. Şimdi tek tıkla hallediyoruz. Bu biraz da sinir bozucu. Çünkü ben yıllarımı Photoshop'a verdim. Eskiden bu manipülasyonlardan para kazanıyordum yani. Şimdi herkes yapabiliyor. Evet bunlar güzel oldu. Şuraya da bir böyle yıkıntı, harabe bir bina ekleyelim. Şöyle bir bölgeyi seçiyorum. Ruin diyorum. Yani harabe. Şimdi harabe deyince ne algılayacak? Nasıl bir şey ortaya koyacak? Bilmiyorum. Hep birlikte göreceğiz. Evet bu baya kötü oldu. Saçma sapan bir şey oldu. Bu da çok olmadı ya. Bu fena değil aslında. Değil mi? Hiç fena değil. Bence güzel hatta. Ama bir üç tane daha oluşturayım bakayım. Generate diyelim. Diğer üç taneyi beğenmezsem bunu kullanacağım. Bu arada hareketli bir şey oluşturmamanız gerekiyor. Bunlar sabit objeler olmalı. Yani çıkıp da buraya işte bir hayvan yazamazsınız. Bir aslan ya da ne bileyim zombi yazarsanız olmaz. Hani oluşturur ama öyle duruyor. Böyle put gibi duruyor olur orada. Heykel gibi duruyor olur. O yüzden de hareketsiz bir obje oluşturmanız lazım. Evet şöyle bir şey yaptı. Bir tane böyle yaptı. Eh bu hiç olmadı. Şu birinci de güzel ama ben yine de ilk oluştur lan şunu seçeceğim. Evet. Bence bu kısım gayet güzel oldu arkadaşlar. Bunu böyle tutuyorum. Şimdi bunlar sanki bir sığınağa giriyormuş gibi olsun istiyorum. Bunun için öncelikle mesela böyle bir tünel, bir koridor gibi bir yerden geçsinler. Şurayı seçiyorum ve buraya tünel yazıyorum. Bir de rusty texture yazdım. Yani paslı bir dokuda olsun. Evet bu olmadı. Bu da olmadı. Ben daha geniş böyle bir kapı gibi bir şey istiyorum. Bir daha oluşturalım. Şu fena değil. Ama bu ne ya? <laughs> Garip bir şey yaptı buraya. Hmm, tam istediğim gibi olmadı ya. Yani şu fena değil ama perspektifinde sıkıntı var bunun da. Burada iki tane çok güzel öğretti arkadaşlar. Bu baya güzel oldu. Bu da çok güzel oldu. Ben bunu kullanacağım. Şunun arasında kaldım. Şu yolu falan çok güzel tamamladı ama yine de ufak bir perspektif hatası var burada. O yüzden bunu kullanacağım. Bir de bunun üzerine şöyle sanki bir sığınak varmış gibi bir şey ekleyeceğim. Şurayı seçiyorum ve buraya da sığınak yani bunker yazıyorum İngilizcesi. A few moments later. Evet bayağı bir deneme yaptım ve içlerinde en çok beğendiğim bu oldu arkadaşlar. Ve son olarak da şu sol alt boş kaldı. Buraya bir şey ekleyelim. Buraya da böyle bir su birikintisi ekleyelim. Şöyle bir alan çiz çiziyorum. Generate fill diyorum ve puddle diyorum. Yani su birikintisi. Hatta with reflection diyorum. Yani yansımayla birlikte bir su birikintisi su birikintisi çizelim. Şöyle bir şey çizdi. Birinci bence gayet güzel oldu bu arada. İkinci bu. Üçüncü o üçüncü müthiş oldu şuranın yansımasını da aldı bakar mısınız? Her şeyi ekleyebilirsiniz ama bence bu kadar yeterli. <laughs> ve bu dosyayı bu şekilde kaydediyoruz. Yine tabii ki JPEG olarak kaydedeceğim. Ve tekrar Premiere'e dönüyorum. Oluşturduğum görseli bir üst katmana getiriyorum, bırakıyorum ve bunu videonun sonuna kadar sürüklüyorum arkadaşlar. Yani uzatıyorum süresini. Şimdi üstteki katman resim olduğu için alttaki görünmüyor tabii ki. Alttakinin görünebilmesi için maskeleme yapmamız gerekiyor. Üstteki katman tıklıyken buradan efekt kontrole geliyorum ve opasite içerisindeki serbest çizim butonuna tıklıyoruz kalem butonuna. Buraya tıkladıktan sonra maske 1 açılıyor. Buradan şöyle adamların etrafından ve oluşturduğumuz görselleri içine almayacak şekilde bir maskeleme yapıyorum. Evet şöyle maskelememizi tamamladık. Şu anda yaptığımız maskeleme üstteki katman yani şu şekilde. Bunu tersine çevirmem gerekiyor. Bunun için mask 1'in içerisindeki da tıklıyorum. Yani ters çeviriyorum. Ve alttakinin de gözü açıyorum. Ve gördüğünüz gibi alttaki video şu anda hareket ediyor. Üstteki kısım ise oluşturduğumuz görsel bizim. Şimdi buna ufak da bir renk verelim şöyle. Bunun için Yeni bir katman oluşturuyorum. Adjustment Layer. En üstte bırakıyorum. Daha sonra Lumetri Color açıyoruz. Burada Creative'in içerisinden Premiere'in kendi içindeki renklerden birini verelim. Evet bu gayet güzel oldu. Şöyle ufak tefekte birkaç ayar yapalım. Rengimizi de verdik arkadaşlar. Evet rengi vermeden önceki hali bu şekildeydi. Rengi verdikten sonra da böyle oldu. Hiç fena olmadı. Tabii ki çok hızlıca böyle kabaca renk yaptım. Detaylı olarak işlemedim. Ama yine de böyle bir sanki Last of Us ya da The Walking Dead havası oldu renklerde. Buna en son olarak da bir küçük kamera hareketi vereceğim. Şunların hepsini seçtikten sonra nest yapıyorum arkadaşlar. Şöyle küçük bir zoom out hareketi olsun. Motion'a geliyorum efekt kontrolden. Videomuzun son karesi bu olsun. Son göründüğü pozisyon. En sona Position ve Scale'a keyframe vardım. En başa geliyorum ve burada şöyle önce biraz yaklaşıyorum. Sonra X ve Y ile biraz oynuyorum. Bu şekilde de küçük bir kamera hareketi vermiş olduk. Şimdi videonun altına bir de müzik vereceğim ve son halini o şekilde bir izleyelim. Ve böylece bir bilim kurgu film sahnesi oluşturduk. Photoshop'un yapay zeka destekli generative fil özelliğini kullanarak ve daha sonra da Premiere'de editleyerek. Bir kere daha hatırlatıyorum bu videonun orijinal ham hali açıklama kısmında oradan indirip kendiniz de deneyebilirsiniz. Hatta yaptığınız çalışmaları paylaşırsanız beni de etiketlemeyi unutmayın lütfen. Photoshop generative fill ile alakalı detaylı bir videom var. O hem onu izleyebilir hem de Premiere ile alakalı giriş seviyesinde de detaylı bir videom var. Onu da izleyebilirsiniz. Onları da açıklama kısmında linkini vereceğim. Kanalımdaki diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.